duygularını size yardımcı mı oluyor yoksa engel mi? Daima duygularımız olacak ama onların bizi değil bizim onları idare etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Duygularınızı dengede tutmasını öğrenin. Hayattan keyif alın da az sonra duymaya hakkımız var. Ama bu isyan anlamına gelmemeli. Yani ayetleri istediğimiz yöne çekip çevirmek olmamalı. Kişi öğrendiği her yeni şeyi başkasına kabul ettirmeye çalışmamalı. Önce kontrol etmeliyiz. Tanrı bunu yalnızca bana mı söylüyor yoksa herkese mi söylemek istiyor? Ruhsal armağanlarla başınızın derde girmesinin sebebi budur. Rab'dan söz aldığını hisseden kişi bunu bütün kiliseye söylemek istiyor. Bu söz sizin içindi. Rab hayatındaki günahtan kurtul diyor. Herkese söylüyorsunuz. Oysa o size söylüyordu. <gülüyor> <gülüyor> Evini düzene sok diyor Rab. Düzensiz olan senin evin. Kendi evinizdeki iç odaları düzene sokmanız gerekiyor. Ben de birçok kitap var diyor ki Tanrı çocuklarının maddi açıdan, fiziksel açıdan, ruhsal açıdan bereketli olmalarını istiyor. Tanrının halkı tabii ki vermek konusunda da çok cömert olmalı ama aynı zamanda hayattaki güzel şeylerin de tadını çıkartabilmeli. Neye sahip olmalıyız, neye olmamalıyız? Bu doğru mu yoksa yanlış mı falan konusunu Tanrı nasıl çözdü anlatayım. Birçok kişi Tanrı'dan bereket istiyor ama sonunda da kendini suçlu hissediyor. Bunu giymem doğru mu bilmiyorum. Parmağımdaki yüzüğü birisi bana hediye etti, ben de takıyorum. Niye Tanrı'nın bereketini gizleyeyim ki? Bunu sana biri mi verdi diyorsunuz? Evet diyor. Öylesine büyük ki arka sıradakiler bile görebiliyor. <laughs> ben tam 25 yıldır bunu yapıyorum. İsa için yolculuklar yapıyorum. Güzel giyinme ve birkaç güzel takıya sahip olma hakkını çok görme. <laughs> Mesih'in temsilcileri olacaksak, fakirlik yemini versek ve hiçbir şeye sahip olmazsak insanlar Tanrı'ya hizmet etmek mi isteyecek peki? Böyle bir şeye katılmak isteyecek fazla kimse tanımıyorum. Bence güzel giyinmem ve hoş görünmem için Tanrı beni yönlendiriyor. Öyle ki dünya görsün Tanrı'ya hizmet edebilmek için salaş çirkin olmak zorunda değilsiniz. Öyle değil mi? bazı Hristiyanlara bakmak korkutucu oluyor. <laughs> Yusuf'un kardeşleri babasının ona verdiği güzel kaftanı kıskandı. O giymeye devam etti. Çıkartıp atmadı. Haleluya. Siz benim ne kadar çok verdiğimi bilmiyorsunuz. 23 yıl önce Tanrı bana 17 dolarlık alyansımı çıkartıp onu hizmet etmeye gelmiş bir vaize vermemi istediğinde siz orada değildiniz. Bunu yaptıktan sonra 3 yıl boyunca Tanrı'nın bana bir yüzük vermesini bekleyerek yüzüksüz dolaştığımda da orada değildiniz. Çoğu zaman hakkında hiçbir şey bilmediğimiz konularda yargılıyoruz. Matta 19.21'e bakın. Kaçınız bunun iyi bir gün olacağını düşünüyor? Ben bunun için hazırım. Kutsal ruh motorum harika bir şekilde çalışıyor. Harikayım. Evet. Kutsal ruhu hissediyorum. Tanrı çocuklarım hakkında düşünmemi sağladı, konuya açıklık getirdi. Acaba kaçınızın çocukları var ve bir istekleri ya da arzuları olduğunda iyi, itaatkar ve sizi seven çocuklarsa, o istediklerini onlara alabilmek için can atıyor. Söyleyin, göksel babamız neden farklı olsun? Ama neden farklı olsun ki? Ondan daha iyi anne ve baba değiliz. İsa ona eksiksiz olmak istiyorsan git varını yoğunu sat parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle dedi. Gel ve izle. Bu ayete bakıp şöyle bir iddiada bulunabilirim. Bak İsa'yı izleyeceksen paraya sahip olmamalısın. Bugün bunun hakkında vaaz vermeyeceğim. Orada öylece kalsın o konu biraz. Birilerinin kafası biraz karışsın. Şimdi kafanızı iyice karıştıracağım. Mezmur 35-27'ye bakın. İnsanların bunu birbirlerine yapmalarından bıktım. Tanrı sözünün tamamını öğretmemiz gerekiyor. Sanki İsa bu gence bir Hristiyan olabilmesi için sahip olduğu her şeyden vazgeçmesi gerektiğini söylüyor. Genç adam bunu yapmaya istekli değildi. O zaman bu öykünün ana fikri şu. Parasına o kadar çok değer veriyordu ki Tanrı'ya itaat etmiyordu. Bugün bunu düşününce gördüm ki İsa ona bunlardan vazgeçmesini söyledi ama ona bunları hatta fazlasını vermeyeceğini söylemedi. Belki de bu bir denemeydi. Ben devamlı deneniyorum. Birçok defa Tanrı benden sahip olduklarımı, değer verdiklerimi istedi. Ama bunu yaptığım her seferinde ve sonrasında öncesinden daha iyi durumdaydım. Bence İsa bu genç adamın radikal bir tohum ekmesini istiyordu. Hayatındaki bir numaranın para değil de İsa olduğunu söylemesini istiyordu. Genç bu şeyi yapsaydı sahip olduklarından daha fazlasına sahip olacaktı. Bu öyküden bunu anlayabilmek için Tanrı'nın karakterini bilmelisiniz. Düz mantık yürüterek okursanız kastetmediği bir anlam çıkartabilirsiniz. Ama Tanrı'nın karakterini biliyorsanız o El Shaddai'dir. Yeterli olandan fazlasıdır. Sahip olduğunuz şeylerin de değersiz olmasını isteyen Tanrı değildir. İnsanlar güzel şeylere sahip olmaları konusunda onlara vaaz ettiğinizde heyecanlanırlar. Fakirlik hakkında vaaz verdiğinizde onların çöktüğünü görürsünüz. Çökerler, çökerler, çökerler. Gittiğimiz kilisede bir önder vardı. Onun evet, onun giydiği pantolon öylesine yıpranmıştı ki felaket durumdaydı. Ona düzgün bir maaş vermiyorlardı. Aslında o kadar iyi bir iş de yapmıyordu. Beni atmıştı. <laughs> evet beni atmıştı. Ama topluluk önderlerini... <laughs> i̇yi bir şekilde bakmıyorsa o toplulukta bir sorun vardır. Dave ve ben de... Patronlar olarak işçilerimize iyi bakmıyorsak bizde bir sorun var demektir. Bazılarınız söylediklerimi anlıyor, bazılarınızın aklı başka yerde. <laughs> Mezmur 35-27 Davut'un Rab'la iyi bir ilişkisi vardı. Benim haklı çıkmamı isteyenler sevinç çığlıkları atıp coşsunlar. Şöyle desinler sürekli kulunun esenliğinden hoşlanan Rab yücelsin. Sanki Davut bollukta yaşayabileceğini düşünüyordu. Matta'daki gençse her şeyini satıp fakirlik yemini etmeliydi. Doğru olan hangisi? Birincisi Tanrı. Bunu ona hayatının o dönemi için söylüyordu. Ama alıp bunu tüm hayatı için bir öğreti haline getirmeye çalışırsak Hata ederiz. Bunu cımbızla çekip üzerine vaaz veremezsiniz. Çünkü 3. Yuhanna 2'yi göz ardı etmiş olursunuz. Orada şöyle diyor. Sevgili kardeşim, canın gönenç içinde olduğu gibi her bakımdan sağlıklı ve gönenç içinde olman için dua ediyor. Ne diyor yani? Ruhsal olarak olgunlaştıkça, bazı şeylerle başa çıktıkça senin birçok şeye sahip olmanı istiyorum. Çünkü ben İbrahim'le bir anlaşma yaptım. Şimdi diğer vaazıma başladım. İnsanlar bazen haklıdır ama yalnızca kendileri için haklıdır. Bulundukları o durum ve o zaman için haklıdır. Amin. Amin. Dinli, Tanrı bana bu ifadeyi verdi. Eşim sever bu onun hoşuna gidecektir. Bir doğru tek doğru olarak sunulduğu zaman bir aldanma haline gelebilir. Bir doğru tek doğru olarak sunulduğunda yani bu şey doğrudur ama Doğru olan başka şeylerin ışığında bakılmalıdır. Tanrı dedi ki insan hayatındaki çağrıya göre yaşamalıdır. Her şeyi bırakıp ardından gidin. Aynı zamanda diyor ki ailene bak. Yani çağrımın ardından gitmezsem doğru değil ama çağrımın ardından giderken evliliğimi, çocuklarımın hayatını mahvediyorsam doğru olanı yapmıyorumdur. Kaç kişi çağrısını yaşarken bunu yapıyor? Sonunda İsa'nın ismini lekeliyorlar çünkü boşanıyorlar. Ve Tanrı için yaşamasını bilmeyen çocuklara sahip oluyorlar. Bu çocuklar Tanrı için yaşamasını bilmiyor. Söyledikleri kendi hayatlarında meyve vermiyor çünkü vaaz veriyorlar ama öğrettiklerini yapmıyorlar. Bazılarınız iyi öğrencilersiniz. Bir sürü not alıyorsunuz. Bir de uç noktalardan örneklere bakalım. Duygulara göre yaşamak problemdir, kesinlikle problemdir. Bunu hep öğretiriz. Duygularınıza göre yaşamayın. Gördüklerinize göre değil, imanla yaşayın. Hissettiklerimize göre değil, imanla. Mesela duygularımıza göre yaşamak bir uçtur. Bunun diğer aşırı ucuysa duyguların varlığını reddetmektir. Sanki onlar yokmuş bir şey hissetmiyormuşuz gibi davranmak. Sanırım birçok Hristiyan bu tuzağa düşüyor ve hissetmemeleri gerekirmiş gibi düşünüyor. Örneğin Tanrı bana öğretti ki ayartılmak bir günahkar olduğunuzu göstermez. Birçok kişi karşısında bir ayartı gördüğünde kendisinin çok kötü olduğunu düşünür. Böyle bir sorunum olmamalıydı, yaşamamalıydım. Kutsal kitap ayartılar gelecek diyor. Karşısında bir ayartı olan kişi ne zavallıdır demiyor. Ayartıyı getiren kişinin vay başına diyor. İsa elçilere dedi ki ayartıya yenik düşmemek için dua edin. Karşınıza bir ayartı çıktığında o ayartıya yenik düşmemek için, ona direnebilmek için dua edin. Bunu fark etmek beni özgür kıldı. Vurma ayartısı karşıma çıktığında kendimi kötü hissetmiyorum. Bu şeyi yapmadığım için mutlu oluyorum. Amin. Amin. İblis asla ne kadar yol kat ettiğinizi göstermeyecektir. Daha ne kadar yol gideceğinizi göstererek hep sizi sinir edecektir. Evet böyle. Gücenmek ve hassas olmak doğru bir şey değildir. 1. Korintliler 13 diyor ki sevgi kolayca öfkelenmez, aşırı hassas değildir. Bu yanlıştır. Bazı insanlar çok hassastır. O kadar kolay gücenirler ki bu dengesiz bir şey. Duyguları hep meydandadır. Başlarına gelen her şeyde duygularım incindi. <laughs> duygularım incindi. Hadi aş artık bunu. <laughs> duygularım incindi. Duygularım incindi. Ben hassas biriyim. O zaman dua et çünkü kutsal kitaba göre bu doğru değil. Böyle biriyle yaşamaktan bir kabustur. Ben eskiden öyleydim hassas hassas hassas. Bir aşağı bir yukarı duygular her yerde. Tanrı bana daima duygularımızın olacağını gösterdi. Onların varlığını reddetmek doğru değildir. Daima duygularımız olacak ama onların bizi değil bizim onları idare etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. İşte bunu öğrenmeliyiz. Herhangi bir zaman sizin canınız işe gitmek istemeyebilir, evi temizlemek istemez. Sonra faturalarınızı da ödemek istemezsiniz. Alışverişe gitmek istersiniz. <laughs> Canınız tatlı yemek ister. Biliyoruz ki bu duygulara göre yaşarsak mahvolacağız. Duygular gerçektir. Onlar yokmuş gibi davranırsak bastırılırlar ve bir sürü garip psikolojik sorunumuz olur. Çünkü duygular gerçektir. Duygular canınızın bir parçasıdır. İsa canlarımızı yenileyeceğini söyledi. Duygularımızı işler, onları bir dengeye getirir ama onları almaz. Aslında duygularımızı anlamamak, insanların bağışlama sürecinde ve biri onları incittiğinde bu süreci yaşamalarında zorluğa sebep olur. Rab onları İsa'nın isminde bağışlıyorum diyorlar. Ama sonra bağışlamadıklarını düşünüyorlar çünkü o kişiyi bir daha gördüklerinde farklı hissetmiyorlar. Hala garip hissediyorlar ve benden uzak dur şeklinde hissediyorlar hmm. <laughs> ve düşünüyorlar ki sanırım bağışlamadım. Niye böyle oluyor? Rab affetmek istiyorum. Sizin yapmanız gereken bağışlamaya dair bir karar vermek ve onlar için dua etmek. Tanrı'nın sizi yönlendirdiği şekilde onlara bereket olmak. Aşırı hassas olmak yanlış bir şey ama aynı zamanda hiçbir şey bizi etkilemiyormuş gibi davranmak, dayanıklıymışız gibi davranmak da yanlıştır. Çocukluğumda çok incindim ben. O ortamdan çıktığımda şöyle bir tavrım vardı. Sana ihtiyacım yok. Ne düşündüğün umurumda değil. Seni umursamıyorum. Ne düşündüğün umurumda bile değil. Seni hiç umursamıyorum. İçimdeyse ölüyordum. Acı çekiyordum. Böyle sahte hayatlar yaşayan o kadar çok kişi var ki dünyada. Onları hiçbir şey etkilemiyormuş gibi davranıyorlar. Oysa içten içe acı çekiyorlar. Aslında hiç özgüvenim yoktu ama şöyle davranıyordum. Bayan dayanıklı. Çok dayanıklı. İçinizde olanlarla yüzleşmelisiniz. Gerçekçi olmalısınız. Efesliler 4'te kutsal kitap şöyle diyor. Gerçeği sevgiyle söylemeliyiz. Gerçeğe göre yaşamalıyız. Gerçek şekilde sevmeliyiz. Gerçeğe göre hareket etmeliyiz. Önce Tanrı'ya karşı gerçek şekilde davranmalıyız. Mezmurları bir okuyun. Davut dedi ki: "Rab, bütün gecedir ağlıyorum. Yastığım ıslak. Niye bana yardım etmiyorsun Tanrım? Beni unuttun. Beni unuttuğunu hissediyorum. Düşmanlarım benimle alay ediyor. Ağlamaktan mahvoldum." Nasıl hissettiğini Tanrı'ya anlatıyor işte bu şekilde. Uzun uzun uzun. Ama sonra da dönüp şöyle diyor: "Ben yine de Tanrımı yücelteceğim. Çünkü o benim kayam ve kurtuluşumdur." Nasıl hissettiğinizi Tanrı'ya söylemeniz onu rahatsız etmez. Aslında Tanrı'ya gerçeği itiraf ederseniz özgür olursunuz. Eğer öyle hissetmiyormuş gibi davranırsanız, çok ruhsalmışsınız gibi davranırsanız, duygularınızı bastırırsanız o duygular sizi zehirler. Kimseye yardımcı oluyor mu söylediklerim? Herkese hep kendinizi nasıl hissettiğinizi anlatmamalısınız. İnsanların bana gelip beni bağışlaman gerekiyor demesi hoşuma gitmiyor. Ne yaptın ki diyorum ve neyin geleceğini biliyorum. 10 yıldır senden nefret ediyorum. Yanına yaklaşmayı hiç sevmiyordum. Ama Tanrı bana bunun yanlış olduğunu gösterdi. Beni bağışlar mısın? Sorunlarını bana yüklemiş oldular şimdi. Onlar özgür kılındı ama şimdi sıra bende. Birkaç hafta önce kızımın söylediği bir şey hoşuma gitti. Bazı şeyler konusunda şikayet etti. Sonra da dedi ki, "Artık kendimi daha iyi hissediyorum." Böylece duygularımı boşaltmam gerekiyordu. Bunda bir doğruluk payı var. Bazen doğru kişiyi bulmamız gerek ve bazen sinirimizi boşaltmamız gerek. Ama şunu da fark etmeliyiz. Tamam, şimdi tanrının işine başlayacağım. O saydıklarım çok saçma, biliyorum. Ama söylemem gerekiyordu. Bazen biriyle yüzleşmeniz gerekir. Yoksa o şey sizi devamlı yiyip bitirir, yer kemirir, devamlı sizi rahatsız eder ve kocaman bir sorun haline gelir. Birkaç hafta önce birisiyle büyük bir yüzleşme yaşadım. O zamandan beri ilişkimiz yüzde iki yüz daha iyi. Bazen işlerin daha iyi gitmesi için bu gerekiyor. Bazı şeyler hakkında konuşmalısınız. İçinizde sizi zehirleyen bir sürü şeyle dolaşamazsınız. Hikmetli olmanız gerekiyor. Her duygunuzu, her düşüncenizi karşınıza çıkan herkesle paylaşmamanız gerekiyor. Bence bu yüzden Yakup 5'te diyor ki şifa bulmak için ruhsal olarak zihinde ve yürekte dengeyi yakalamak için günahlarınızı birbirinize itiraf etmelisiniz. Güvendiğiniz birine yaptığınız bazı şeyleri itiraf etmelisiniz. Bu sayede özgürlük kazanırsınız. Duygusal ihtiyaçlarınızı görmezden gelmeyin. Tanrı bize duygularımızı verdik. Kendi duygularınızla ya da başkalarının duygularıyla ilgilenmek yanlış değil. Bazen Tanrı hiçbir şeye ihtiyacı olmayan birine bir şey vermenizi ister. Aslında onların maddi ihtiyaçlarına bu hizmet etmez, para isteyen bir şey olmasına rağmen. Ama bu şey onların duygusal ihtiyaçlarına hizmet eder. alışveriş duygusal ihtiyaçlarımı karşılıyor. <laughs> ama öyle. <laughs> Açıklayamıyorum ama bazen yorgun olduğumda ve çok çalıştığım zaman yani kendim için bir şey almam gerekmiyor bir başkası da olabilir. Bu benim aklımı dağıtıyor. Ne bileyim? Öyle oluyor işte. Birkaç hafta önce DV kabus gibi bir gün geçirdiğimi anlattım. Beni bir alışveriş merkezine götür dedim. Oradaki bayan reyonunda biraz takılalım. Sen de erkekler bölümüne git bak. Biraz yalnız kalayım. Oralarda kendi kendime bakınayım dedim. İşim bitmeden döndü dedim ki bir dükkana daha bak. 12 kıyafet aldım. 12'nin sadece ikisi bana oldu. Diğer onunu geri götürmek zorunda kaldım ama duygusal olarak iyi hissetmiştim. Thank you